Başlattım yayını ben. Bekliyorum link düşsün YouTube'a diye. Hala gözükmüyor çünkü. Geldi geldi. Hı, geldi şimdi. 3. <laughs> news are coming. Stay on the ball with Hakan. Hakan da gaz veriyor geriyor dandik dandik haberler çıkıyor. Şimdi Kukuy niye yazmış Seo? Gördün mü sen Seo'nun tweetini? My last warning yazmış. O ne? Son uyarım Kukuy'na. E. Kaçalım mı Kukuy'ndan? Ben onu anlamadım ya. Ben de anlamadım valla. Acaba bizi listeledin çıktı bilmem ne. Eee... Aynen biz de bilmiyoruz ya. Kukoyun da bu eskiden listeriydi bu koyun sonra çıktı. Şu gate girelim. Ya, evet, sana da bir retweet, like. Pols mu adı? Pauls. Dağ çok Oğlum, düştü. Nereye düştü be dağ? Pol C ile Pol S var hangisi lan? P O L S mi? P O L S. Hayır P O L C de var ha. Çok sakat adı. Yok ya Polka starter'ı biliyor herkes. Ama ya, e, biliyorum. ben bilmiyorum. Marja <laughs> dikkat et. E, 332'ye 345 alım satım arasında. 340. Şeydeki 340. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şuradan bir polsa bakayım mı? Valla Pundix'i baya zaten konuştuk. Konuşuruz yine. Aynen. Ee, şimdi Polkamon'un satışına girmek istiyorduk biz Mehmet abiyle. Polkamon'un satışı için de elimizde Polka Starter'ın tokeni tutulması gerekiyor. Hatta cüzdanda tutulması gerekiyor. ERC20 mi lan bu? Allah kahretmesin ya. Abi cüzdanla nasıl tutacağım başka? Yumurtayı başvurduğumuz cüzdan ERC 20 idi ya. <laughs> Aynı şeyi söyledim Jesus. Dün de yayını kapattık. Bir anda salmaya başladı. BTC. Şimdi hu bir de zaten benim şu anda üyeliğim yok. Bende var. Eee <laughs> Ulan. E, Clay Mac gene çıkıyor baba bende. Dün çıkmıyordu. Metamask'la girdin mi? Girdim tabii canım. Bende çıkmıyor. Congratulations. You have successfully claimed your mysterious Pokemon egg yazıyor bende. Ne o? Selamlar. 24 saat içinde 3. yayın. Aynen. Biz böyleyiz. Şimdi birazcık bir Polka Starter'a ben nereden şey çıkarabilirim bir ona bakayım da. Teter, teter. Yo, Dao değil. Hepsi düştü ya. Yani, yani hepsi düştü. Dao bence fena düşmedi. Elinizde Dao olduğundan öyle hissediyorsunuz. Yani şu an BNB'ye de baksanız fena geriledi. Yani NPX işte Dent ve Kutum ayrı olsa da bundan. Yani mesela SLP Ethereum bazında 1000 düştü. 4000'den 3200'e hatta 5000'i görmüştü. 5 sente indi. 8 sente. 7-9'du. Yani bakalım. E Cake 14 doları ne güzel görmüştü tekrardan. 13.95. Oradan indi 10 dolara. 11.60'mış. İyi dayanıyor gene. Evet 10 dolar, 11 dolara inmiş. Şimdi toparlanıyor gibi. O da Bitcoin'in biraz hareketiyle alakalı. E BNB 232 dolarda Ethereum zaten 1600 1596. E Tomo dün 270'ten sattım. 210'u gördü. Şimdi 223. Hepsi geri çekiliyor. Yüzdesel olarak daha yüksek düşenler de var yani. Evet. Ne Aa, kadar tutmak gerekiyor bir de Oğuz? 500 dolar minimum yazıyor. Ya e, binallah. Ama şöyle bir şey var. Şu anda Alırız artarsa daha çok tutmuş oluruz. İşimize gelir. Nerede o? Şimdi wallets holding pulse token and those, those which aren't diyor. İkiye ayrılacak diyor puller. Ee, polka starter tutanlar diyor. E, 100 tane polka starter baby dragons alacaklar diyor. Community Pool da 80 silver baby dragon alacakmış. Ee, bilmiyorum işte. Yani e, KuCoin'de risk mi var? Yoksa zamanda bu KuCoin'de listeliydi arkadaşlar. Sonra çıktı. E, ee, Ethereum bir şeyine geçerken falan. Acaba onla mı? Yani onla alakalı bir şey mi? Onu bilemiyorum. Yapalım, ya da işte güvenliğiniz çok iyi değil hani onun uyarısı mı? IOTA'nın roadmap'i ben IOTA'yı beğenmem. Ben piyasaya girdiğimde de IOTA'nın ağında sorun vardı. Hala da sorun var. Yani geçen sene iki kere ağ çöktü. Coin'leri hareket ettiremediniz, çekemediniz, cüzdana giremediniz. Yani o yüzden beğenmiyorum. IOTA'nın hani farklı bir şili var. Yani farklı bir gücü var. işte. yok boştur, yok BMW'dir o anlaşmalar sayesinde hala sağlam duruyor. Ee, bir de e, onlar da Defi ve NFT'ye giriyorlarmış. Yani etkili olur, fiyatını etki eder onların. Neyse bunun alımını sonra yaparız. Şimdi yayına dönelim. Öyle bir muhabbet vardı. Olur mu bakalım yani. Dördüncü opsiyon gelirse bakarız yani duruma göre. O kadar talep geldi ya. Dedim ya bugünkü yayında. 4, 5, 6, 7'yi yapsalar onlar da gider yani. Çünkü opsiyon 2 bile inanılmaz hızlı satılmış. Ya evet opsiyon 4 hakkında bir şeyler yazmışlar da Bilmiyorum. Biz bugün opsiyon 3'ü almaya çalışırken yayında olacağız gece. 24 saat içinde 4. yayınımızı açmış olacağız. Bugünün yükseğine çıkmış ABD'nin 10 yıllık vadelleri. Faizleri mi? Hı hı. hı, -hı. DXY'de bir gerişemem var. Uyuduk canım. Kapattık sabah sonra uyuduk. Aynen ya da ben erken kalktım ya. DXY'de gerilemem olamadım. var. Ha var mı? Onu Yok. merak ettim. Hatta. O zaman TL ilerleme de. Var. <laughs> Öyle mi? Sıkıntı tamam, olmasın ben sonra mi? Serdar işte dinlerken. <gülüyor> <gülüyor> Şu biz yayındayken olan 4 saatlik mumun hacmi gayet tatmin edici bir hacimdi bence. Ee, bir 22 Şubat değil öyle yani böyle bir hacim göreceksek bu büyük ihtimalle şeyde olur 48 49 bandına düşersek İyi akşamlar iyi akşamlar hoş geldiniz valla bu arada ben yemek falan yaptım yemek yedim ee, çok bakamadım haber mi, haber var mı ee, hackında haber gördüm evet hackında yine bir şey açıklayacak arkadaşlar hackında hafif toplandı yani e, 17.4 sente düşmüştü yani my last public warning demiş kucoin'e kucoin'de listelenmek için mi bu yoksa hacklendi bir şey mi oldu ...nedir yani... ...ya yani ya da güvenlik açığım var diye mi... ...ya ha, da yani. eski işte olaylarla ilgili bir sorun mu... ...hani listeliydi ya bunlar zamanında... onunla ilgili bir sorun olabilir... ...evet tabi canım önceden gelen bir sorun da olabilir... Hı -hı. Ee, ...sonra... ...şeyi açıkladılar... Ee, ...Hayde... ...eğer ki... ...partnerliğiniz varsa... ...Dizbalancer tokenlerinin satışında... ...yüzde elli indirim verecekler... ...level 3'e, level 2'ye yüzde yirmi... Level 1'e de %5 indirimle Disbalancer satışı yapacaklarmış. Devamı gelecekmiş. Açıklamaların. Sonra büyük haberler geliyor. Hacken'la birlikte kalın demiş. Bunlar da iyice Justice Sun gibi oldu valla. Herkes Ana hani haberlerde açıklamanın açıklamasını kadar büyük yapıyorlar olmuyor, ya. Ben. Biden toplantıya girmiş. Amirim. Yani neyin toplantısına bir... yermiş ya? Abi, kabinedir. <laughs> ne olmuş? Hmm. Huya penetration testing yapmışlar. Evet, öyle bir şey. Bakalım başka haber var mı? Sizin soracağınız ya da başka bir genel olarak bir haber bir beklenti bir şey var mı? Ben şu şeyi düşünüyorum hakikaten. Para öyle kalmadı ki USDT, BUSD hiçbir şey kalmadı. USDC falan. Buraya nasıl şey atarız? <laughs> Polkastır atarız diye düşünüyorum. Polkastır yani. <laughs> Polkastır'dır. Değilim. Bütün şeyleri söyledin. Varyasyonları söyledim, söyledim aynen. Evet evet DAO emri çalıştı. DAO'yu aldım ben. Oğuzhan. Ee, Efen Albat. Biz opsiyon 3'e Mehmet abiyle beraber bugün girmeyi deneyeceğiz. Bizim KYC'miz, oradaki paramız, her şeyimiz hazır bugün aynı anda hem KYC hem oraya para atmayı başarabilir misiniz bilmiyorum. Para geçer mi esas o öyle bir sorun var Aynen. arkadaşlar. Yani sitesine girin, işlemleri yavaşlattık gibisinden bir laf var. Bu arada MetaMask'ta swap yaptın mı abi Polkadot Star için? Startr için ya da neyse. şey 66 dolar istiyor. hani biraz daha böyle şey yollamak istiyorsan 73 dolar istiyor. neydi işte ya Ethereum'u Polka Star çevirmek için et, e, me, 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 şeyde Metamask'ta yok mu swap? Atomic swap. E abi yani. eğer ki öyle bir şeyi orada yapabiliyorsan sen orada yap çünkü gene Metamask'a çekeceksin Gate'ten. Tamam da işte borsadan, borsadan çekiyorsun. Ne kadar istiyor ki Gate? Ben de ona bakacağım şimdi. Yani o, o, yüzden şaka. NPX'de arkadaşlar bak NPX zorluyor geri dönüyor. Zorluyor geri dönüyor. Yani şeyde hakikaten 8300'lerde güçlü bir şey yiyor, e, direnç yiyor. Şimdi şu o direnç resmen şey yemiş durumda yani 8000 inmiş durumda. 8000'den red yiyip yiyip duruyor. E, şimdi yarın cuma işte piyasa biliyorsunuz cuma günleri güzel hareketler yapmaya başlıyor. E, hani diğer piyasaların etkisi o diğer piyasalar kapalı olduğundan e, daha az oluyor. E, i̇şte bakalım cuma günü inşallah bir hareketine başlayacak ne Apex? beklediğimiz harekete başlayacak en hani, azından diye düşünüyorum Binance'ın da açıklaması gelmedi şeyle ilgili bu hafta açıklama yapacağız dedi o yalan oldu belki hepsini aynı ana denk getirip o hareketi daha bir alevlendirmek istiyordur defi, farming, staking açıklamaları gelmedi ayrıca dediğim gibi borsaların bu bine bir swap işlem şeyinin destekliyoruz diye açıklaması gelmedi ki NPX hemen hemen her borsada vardır yeni adıyla Pundix olacak biliyorsunuz. Yani e, borsa sıkıntısı yok. Yani Upbeat de zaten en yüksek hacim Kore'de. Upbit, Binance, e, Bithump, Bittru, Uniswap, işte Huawei Global, Bittru, Latu. Yani olmayan borsası yok gibi. OKEX'de yok mu acaba ya? Bakayım. E, Gate'den Pols çekim ücreti 9 POS abi. 27 dolar. Yok 27 e, hatta Ve... dolar. Hatta 32 dolar da e, işte öbüründe abi gitmeme ihtimali de oluyor ya. Hmm. Doğru. Yani öbürü onun iki katı düşününce. Valla emin öyle şeye kimse cevap veremez de yani. X50 falan çok bu işlem ne zaman çok, 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 olacakmış abi. peki Oğuz? He? Ee, bu satış işlemi ne zaman olacakmış? 31 Mart yazıyor. Ha, daha var günümüz ya. Ee, şimdi elinde tutan... Hı. Yani şey garip. Ben tam anlamadım. iyice bir okumak ya, okurum, lazım doğru. almadan hı. önce. Aynen. Diyor ki... Polka Starter tutanlar için... E, 100 tane Baby Dragon... Verecekler diyor... 100 tane baby dragon'un da galiba alabilenler 100 tane, 100 kişi mi alabilecek yani bu durumda şey, pokemon'un pmon token. Bu sonra bakarız ya daha şey var onun başlar. Şimdilik. Aion'da eski e, ATH'sine bakıyorsunuz da Aion'un CEO'su falan ayrıldı diye hatırlıyorum ben. Ben bir aralar Aion tutuyordum elimde. Ben de 2017'de almıştım eski bayağı yani. 2018 diyeyim ya da. 2017 2018 diyeyim. Ayon e... daha sağlam durmadı mı? Bence gayet sağlam ya durdu ya abi. E, sağlam dur. şu piyasada hangi coin sağlam durabildi ya yani kutu, aynen öyle bunu söylüyorum yani Dent NPX kutu marjı kaç tane coin sağlam durdu yani Binance'a açın bakın en çok artanlarda mesela şeyde e, fiyatta bir hafta Şimdi, önceki yerinde ya şu an yani kırmızıların çokluğu yani yeşillerin kat ve kat üstünde iniyorum. Arkadaşlar bakın. USDT bazlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coin. Hatta 6 coin'e düştü şu an. 6 coin token şu an yeşil sadece. USDT bazlı. Diğerlerinin hepsi kırmızı ve yani diğerleri belki 40 tane falan. Yani ne kadar varsa geride. Yok 60-70 tane falan herhalde. Ya yani hepsi düşüyor. Yani o yüzden şey olarak düşünmeyin. Yani bu Yaptığı hareketle Bitcoin hemen hemen hepsini öldürdü bugün. Valla ben şey düşünüyordum. Benim şöyle bir senaryom vardı burada yani düşüncem vardı. Ee, DAO'nun bu all time high'ı kırılırsa daha kırılmamıştı bakın. Ee, Mehmet abiyle konuşuyorduk. Ee, böyle hacim gelmeye başladı DAO'ya. Sonra dedik ki e, eğer ki DAO'ya hacim gelir de bu all time high'ını kırarsa büyük ihtimalle bu düşüş e, ee, 1 Nisan'la denk gelir. Token salınımı haberleri vesaireyle All Time High'ını tekrar retest yapmış olur. Oradan da ilerler diyorduk. Şu anda 6.22. 6.22'den Bak şimdi hiç grafiğe bakmadan ben 6.50 diye bakmıştım. 6.50'den aldım. 6.20'den de alınırmış yani. Buradan baktığımız zaman. Hatta 5.98'den bile alınır yani alırmışım. Alınır dediğim. Emir bırakabilirmişim oraya. Zaten abi <laughs> erimedim değil erimemişsin hiç. Çünkü Dent, NPXS ve Kutum son 24 saatte düşmeyen. Kutum. Hatta Kutum da değil. Dent yeni bir AT yapar mı? bu market cap'le zor geliyor bana ya. Çünkü e, bir önceki ATS'ine göre supply'ı yedi buçuk kat fazla. Yani bir önceki ATS'i de 11 cent. Yedi buçuk kat fazla. Öyle düşünün yani. Yani o zaman 76, 80 cent yapmış olması gibi bir şey. Market cap'in büyümesi lazım yeni bir AT için. Tüm market cap'in büyümesi lazım yani. Valla vadeli işlemler bilmiyorum. Böyle dediğim gibi BTC'nin her an sert bir hareketiyle altlar hemen düşüyor. BTC'de bugün kaç kere 50 bin küsüre düştü 52 binden? Valla... E Dent haber açıklamıyor ama. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Dent haber açıklamıyor. Yani ben geçen yayında da söyledim. E, Apple'ın sitesinde Dent'e link var. Bu hangi coin'de olsa var ya e, şeye sabitlerler bunu. Twitter'a, <laughs> internet sitelerine. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz yani mesela bunu. İşte e, ortaklıklar yapıyor, şeyler çıkartıyor. Habire yeni GSM'lerle şey yapıyor. Onları bile haber vermiyor. Yani ben en çok şeyi esmi çıkartırken duydum e, Dent'in haberlerini. O da geçen seneydi işte. Esimde şöyle bir açıklama yaptık. Böyle yaptık, şunu geliştirdik, bunu yaptık falan. Yani şu aralar yani bugün onun geyini de yaptım. tweet'te attım. Yani bugün işte e, DDoS saldırısı mı ne varmış ya da DNS ile ilgili bir sorun varmış. Onun tweetini attılar. soru düzeldi diye tweet attılar. Zaten adamlar ayda iki tweet atıyor ya. <laughs> ciddi ciddi iki tane tweet atıyorlar yani. Dente girdiğinizde. Ben hatta bir ara düşündüm lan dedim. Dente galiba follow etmiyorum falan diye düşündüm yani. O kadar şey yapıyorlar ki. Bakın işte yani pinlemişler. DDoS saldırısı var. Şimdi her şey düzeldi. Ondan önceki tweet 2 Mart. Ondan önceki tweet 10 Şubat. Yani. Gerçekten aydaki ondan önce 14 Ocak var. Bir de 23 Aralık var. Yani adamlar umrunda değil ki. Yani nasıl olsa iş görüyorum ben diyor. Yani adamların coin'inin artması onlar için çok önemli değil. Ha! E, gene projeyi daha da büyük adımlara taşımak için bir anda reklama da yüklenir. Fiyatı da pompalarlar. E, sonra ellerindeki belli miktarı satarlar. Hatırlayın 2018'de diyorum ya. 750'den sattılar insanların eline. Olay o. Yani ben e, yukarıda gördüm de Biden... Yani direkt kripto paralar hakkında konuşur mu bilmiyorum. Bunu zaten yapanlar yapıyor. Hocam Nepex bu coin yakımından sonra, coin yakımı değil, coin takasından, swap'ından sonra etkiler çünkü token'in tahmin ediyorum bütün emirler iptal olacak. Çünkü Bitcoin şu an 7.0 işte 0. 0.7 dolarken 7 dolar olacak direkt. Anlatabiliyor muyum? Hayır neyini açıklamadı ki? White Paper'ın reklamını açıklamıyor diyorum. Yani Apple'la anlaşması olduğu, Apple'ın sitesinde, e-sim'de e, ne partneri diye geçiyor onlar. Apple'la beraber. Ee, Önerilen bakalım bakalım. Şeylerde geçmiyor mu? Neydi? Kim? Bulacağım inşallah. Worldwide Service Providers işte Dent Wireless diye geçiyor. Ya e, ak dedim bizim Dent değil de bu. Biri bana attı bu linki de. Bir tıkladım. Lab dedi Dent sitesini attı hep <laughs> sitesinde. Yani o yüzden hani adamların umrunda değil. Yani o, bunu başka koyun olsa ya yeter. Yani şunu hangi koyun açıklası uçar yani. Bu şu an mesela Nepex'in elinde böyle bir şey olacak. Aman Allah'ım ya. Mesela yani illa Apple değil Amazon, Amazon böyle şeyler. Bakalım. Yani Dent zaten bence hani iki yıl önce falan Dent'i gömüyorlardı. Normalde gömmeleri. 750 Satoshi'den bir Satoshi'nin altına iner mi bu coin? İndi yani. Ee, onun hakkında bilgim yok ya. Dün de sordular bana Convergence finansla ilgili. Ben hiç duymadım ha. Ee, yok dün sordular onunla ilgili. Ee, ben de esasında kısa yola ekledim de bakmadım ya. Ee, belki bakabilir miyiz? Belki arkadaşlar BNB'yi bekliyor. Binance Smart Chain coinleri, DeFi projeleri BNB'yi bekliyor. Tam biraz hareketlenmişlerdi. BTC kafasına vurdu. Tahmin ediyorum BNB'de hareketlenmiş de Nisan'da olacak. Şu e, coin burn için geri alımı falan mı yapacaklar? Ne yapacaklarsa onu bekliyorlar. Bütün altcoin'ler herhalde Nisan'ı bekliyor artık. Hani o e, BEK falan e, tekrardan bir defi furyası olması lazım. Binance Smart Chain'in anında ki bizim jüldelerde tekrardan yürüsün. Mesela jüldede benim yüksek bir hedefim vardı. Artık düşük bir hedefim var. Bakalım. Yani son birkaç saattir baya durgun piyasa. Ya Bitcoin 52.000 yapıyor sonra geri çekiliyor. Yani takılıyor Bitcoin resmen yani. <laughs> 52.000 bin... <laughs> Piyasayı şey yapmakla meşgul yani bitirmekle uğraşıyor yani sanki. Yani bakın mumlara bakıyorsun işte 51.600 yapmış sonra tık aşağıya bir yapmış 50.600 yapmış. Böyle öyle tedirgin ki hani düşeyim mi 50'nin altına sanki tehdit ediyor gibi. Yani. <laughs> 54. Evet. Yani özellikle bu mumlar çok tehlikeli. Hem altta bir iğne, hem üstte bir iğne. Ama hmm. fiyat açılış-kapanış evet. arasında çok fark olmayan yerler. Hmm. Kararsızlığı gösterir yani. Hmm. Ya piyasada yani resmen nefes almıyor, onları bekliyor. Bakın, da yani şimdi piyasa bitti falan diyoruz da, VET iki ay öncesine göre hala inanılmaz primli mesela. VET yani gerçekten 79 yani 8 sentte ya bu coin yani ben sattım 30 sentte öyle söyleyeyim 10 sentten dönmüş 2-3 gün önce. Ee, Mehmet Özkan e, genellikle ben USDT kullanıyorum. Niçin? Evet, şeyde grafik bakarken hangi paritede bakıyorsunuz diye sormuş da USDT bakılır ya. Hı hı. Niye öyle bir şey olsun ki Ali Emre? Yani bir de Amerika'da durursa dursun yani. Zaten Amerika'da muazzam bir hacim yok ki bu piyasada. Ya B BTC olarak var esasında. Bitcoin e etkisi çok yüksek Amerika'nın yani Coinbase ve Bitrex'in de. Çünkü Bitrex bile adını pek anmadığımız borsanın bile elinde çok yüksek Bitcoin vardır da. Yani alım satımı durdurduğunda altın alım satımını durdurman kolay yani altını taşıman gerekiyor da bununla bir tuşa basıyorsun, yolluyorsun, cep telefonunda taşıyorsun. Yani bunu Çin yasakladı 2017'de. E, daha büyük etkisi oldu. Ulan Çinliler dedi ki böyle yasaklar geliyor, parayı çıkartamayacağız. Bitcoin'e hücum ettiler. Yani aynı şey Amerika'da da olabilir. Yani bakınca bir hobi kadar anca Coinbase Pro'daki BTC hacmi Hacmin %7,5'u Binance'ta bit neresi ya? Bu ne abi? 5 ya milyon. şey. CoinBase'in şeyi, e, tezgah üstü OTC Evet, OTC yani satıyor zaten adamlar. OTC satışları. satışları. Yani. Şaka maka da bütün şeyler oradan alıyor. Hani grayscale glass şeyler falan hep oradan alıyor. BitTorrent güzel bir proje. Yalnız BitTorrent'in... ya yani işte klasik bugün kaç kere de indirdik. NPX'ten BitTorrent win. E, Holo bunlar düşük satoshilik oyunlar ve bunların tahta yapıcısı karar verdi. Hadi dedi arttırayım. Başladı arttırmaya. Yani gerçekten hani bir haberle bir şeyle yürümüyorlar yani. Tahta yapıcıları dedi ki ben bunu arttıracağım. Yani sanki tahta yapıcısı da aynı kişi. Yani herhalde bu bir kişi olabilir. Ya da aynı ortağı var. Ee, şey gibi düşünün. <laughs> CZ gibi. Ya da Binance ekibi gibi. gibi. <laughs> yani karar verdi ve yürütüyor. Yani şimdi mesela Dent falan piyasa tamam güzelleşti. NPX falan bir anda niye hareketlendi? Evet çabalamaya, çırpınmaya başladı ama böyle çok büyük bir değişiklik yok. Hatta mainnet'i gene patlayacak büyük ihtimalle olmayacak Mart'ta. Çünkü ben habire soruyorum hiç cevap vermiyor. Pekovan'a soruyorum o da cevap vermiyor ki o her zaman cevap verir yani. Belki de yani tahta yapıcı hadi dedi. Şey olacaktır yani. işte şu gerçekten yapacaklardır mainnet'i ne diyorsun? Vallahi ben şey düşündüm hani o, o anda bir sürpriz yapıp fiyatı patlamak için mi de abi bilmiyorum öyle olsa zaten şu an pamplıyor ya. Yani bir de o kadar bors, kısa süre sonra haber veremezler. Yani. Hangi borsa destekleyecek, hangisi desteklemeyecek? Ben NPX e, kuvvetli bir de hacim yüksek yani. Abit destekleyeceğini duyurdu hemen. E, zaten hacim orada. E, zaten ben Binance'da destekleyeceğini düşünüyorum. Yani CZ zamanında hep diyorum ya size yani iki favori coin'im diye. Bir NPX bir de şey demişti. E, BNB. Su içeceğim arkadaşlar pardon. Şişeden içince gözükmesin. <laughs> evet. Vallahi bu yıl olur mu bilmiyorum ama benim e, VET hedefimde öyle bir değer var yani. Alt sezonda olur. Hatta benim alt sezon hedefim yatırım tavsiyesi değildir. 65 sentti Onda. Yalnız ben yemeği yedim de e, yemekten sonra yapmam gereken bir sigara içiş işlemini yapamadım. Ben bir sigara içeyim geleyim. 5 dakika buradayım. ay arasında yükseliş devam eder mi? Hangi konu? BitTorrent. Ya bence e, şeyi takip edin diğer düşük satoshileri sırayla artıyorlar. Yani tahta yapıcısı artmasını istiyorsa ki şu an öyle gözüküyor. Şu bitcoin'in bir yam yamuk hareketleri falan gitse e, artacak gibi duruyor BitTorrent. Yani yatırım tavsiyesi değil tekrardan. Yani NPX, Dent, BitTorrent, Holo onlar hareket ediyor. Ya adaya değindik. Ada zaten düzeltme yaptı. Bugünlerde çok soruyorlar. Çok yukarıdan kitlenen var. Oğuz geldiğinde bir daha destek dirençlerini söylesin. Hatta bugün bir arkadaş çok sordu. E, listelenmeyle beraber, haberle beraber yükseldi. E, listelenme haberin etkisi geçtiği anda da e, fiyat düştü. E, aynı şey şimdi işte CRV, Storj ve ANKR de yaşıyor. Yani e, yüksekten çok alan vardır. Zent 6-7 dolar olur mu? Hiç bilemiyorum ya. Listelenmeye bakar. Güzel bir piyasada olabilir fakat iki 2,5 220 çok fazla alan var. Ee, alt o yüzden onlar bir satış baskısı oluşturur. Yani şeyde ne yazık ki e, ben de neredeyse yüksekten alıyordum. Emrim gerçekleşmedi. Gerçekleşse problem bayağı sıkıntılı olacaktı zaten. Ee, bilemiyorum artık. O Binance Lab'la ortak geliştirilen bir proje olduğundan ben Be Binance'ta listeleneceğini düşünüyorum. O yüzden e, biraz değerlense gerçekten bir otursa coin yani şöyle 2 dolar 3 doları civarında yani 2 doların üstüne 3 dolar attığında yani düşmeyecek şekilde o zaman bir bilans haberi gelirse o dediğiniz rakamlar olabilir. E, tavukta evet bazı coinlerin orada USD'de paritesi yok. Binance onu niye ise geç açıyor. Yani mesela şeyde de yok bizim Small Low Portion Token, SLP'de de yok. Daha önce Bake'de yoktu. E, TVK'da işte bugün yayında da söyledik, NFT furyasında bir geri çekilme var. Yani o NFT furyasının tekrardan başlaması lazım. O yüzden hani tavuğun sanki biraz o şeyleri beklediğini düşünüyorum. Yani mesela bizim aldığımız, e, hep adını unuttum tekrardan söyleyeceğim şimdi. E, Bondli'de de geri çekilme oldu o NFT'nin o furyası geçti fark ettiyseniz bir soğuma var hiç NFT'ler dillendirilmiyor NFT projeleri dillendirilmiyor çünkü piyasa tedirgin yani Bitcoin düşürüyor gördüğünüz gibi coinleri e, o tekrardan o furya başlasın ve piyasa güzele dönsün e, tavuk tahmin ediyorum şey olur yalnız tavuk çok fazla e, Türklerin elinde de çok fazla var ve ortak hareket ediyorlar gibi Şimdi öyle olunca da tahta yapıcı rahatlıkla oynar o tahtayla. Yani yıpratabilir o tahtayı. O yüzden dikkat etmek lazım. Ee, yok. Listelenme haberi şimdi mesela önce gelirse Julde ile DAO'da eee listelenene kadar haberlenir. İlk haberle zaten bir zıplar. Orada büyük ihtimalle satarım ilk başta. Fakat mesela şu anki piyasada oldu. Şu an listelense bile artması ya da beklediğim hedefe gelmez. Mesela şu anda şey 17 18 cent diyelim. Just Ticket'i kaçmış. Jules'ı bak. 17.4 gözüküyor. Listelenme haberi geldi. 25-30 cent oldu. Ben zaten 25-30 cent'e satmamıştım. Niye satayım? Tutarım hala Ben de staking'de geliri çok düşürmüşler. Yani bugün staking geliri mesela en çok kullanılan Julde BNB şeyi vardır arkadaşlar orada. Havuzu. %170'den %112 düşürmüşler. Bakalım bir daha. Bir saniye. Şeyleri, havuz oranları inanılmaz düşüyor. Bilerek düşürüyorlar e, şey yüzünden. Bakın, 250 olan Jülbe Jül'de 173'e inmiş. Jül'de BNB bugün 179'du. 121'e inmiş. Birkaç gün önce 190'dı. Yani getiriler gitgide düşüyor. Yani bu gerçekten coin kitlemeyle düşüyorsa çok güzel. Ama kısıyorlarsa büyük bir problem var. Eee Büyük ihtimalle o coin'lerin hepsine e, talepte olduğundan dolayı parite gelir arkadaşlar. Ama esas defi furyasında tekrardan BNB'nin özellikle smart chain ağız üzerinde olan coin'lerin e, yürümesi lazım. Onun için de ilk BNB'nin yürümesi lazım. Ben Nisan'dan itibaren o coin'lerle başta BNB olursa ondan hareket bekliyorum. E, Balin hareketleri nelerdir? Coin'de balina? hareketleri. Tahtayı izlemeniz lazım. E, çok güçlü baskı yapan ya da e, çok güçlü alım Giren ve hacim arttıran ama fiyatı arttırmayan hareketler bir balinanın mesela mal topladığının şeyidir, göstergesidir. E, satış emirleri bakın eskiden yoktu da ayı piyasasında nadir. Şimdi pardon şu an her tahtada var bir balina. Her tahta yapıcı var. Balina demeyelim. E, ama ayı piyasasında bazı coinlerde çok güçlü tahta yapıcılar vardı ve her kademelere satış koyarlardı. Mesela TRX. Yani yukarıya doğru 200-300 satışı alta doğru 200-300 satışı satış ya da alış emri olur. Duvarlar orardı. O işte bir tahta yapıcının fiyatı durdurmasıdır. E, dent favorim diyemem ama dent bende çok eskiden beri var ve şu an yani bana çok güzel kazandırdı. Ben dentleri durmadan satıp NPX'e geçtim biliyorsunuz. Ben NPX dent dent NPX arasında gidip gidiyorum ve hani e, da, daha önce da yapıyordum. Bir ara onları sattım. O ara yani sattım dediğim elimde sadece bir ay olmadı. O arada da onlar 2x yaptı. Başka coinlerde az da artar diye onlara geçmiştim. Pişman oldum. Sonra tekrardan dentle Apex'e döndüm. Yani son 3 yıldır elimde bir aydır yoktu Dentlen Apex diyelim. Ee, o hareketlerle sayıyı güzel arttırdım. Dent daha değerlendiğinden dentlerimi satıp çok az bir miktar tutuyorum elimde. Apex'e geçtim. Şimdi Apex denti geçerse e, dente tekrardan geçeceğim. Sonra Ama hedeflerim gelirse zaten nakite geçeceğim onlarla. Bir tane idoya hak kazanamadık. Valla yani Şimdi yeni versiyonda bakalım ne olacak. Yeni versiyonu bekliyoruz. Ben de yeni versiyona katılacağım. Hocam günlük direkt direkt. Ya şimdi %3, %4'ü her gün kazanamazsın. Ee, yaparsın ee, ama her gün kazanamazsın, her gün öyle fırsat gelmez. Arada arada da patlarsın, stop olursun. Mesela %3, %4 beklerken %2, %3 ee, stop olursun. Orada eksi yazarsın. Yani çok güzel arka arka trade yapsam bile yani girdiğim para önemli. Kaldıraça girersin orada da risk fazla. Ya ama şu olur mesela Ayıp piyasasında çok açık söyleyeyim çok ucuza aldın. Ya yani bunu kaçıncı kez söylüyorum. Bir yıl 12 gün önce 80 dolara aldın. 82 dolara aldın. E, dentler şu an. Bunu bugün çok söyledim kusura bakmayın. 9760 dolar. Anlatabiliyor muyum? 82 dolar nere? 9760 dolar nere? Böyle hareketler daha <laughs> şey oluyor. NPX'de hedefim ya arkadaşlar, NFX e, e, alt sezon hedefim o şu anki buyback'ten çok daha yukarıda. Ama alt sezon gelecek mi, gelmeyecek mi onu bilemiyorum. E, Zen Finans'ın satışı Alice kadar kaliteli değildi. Alice'i e, daha güzel bir şekilde çıkarttılar işte. Böyle düşünün şeyden çıktı değil mi Alice? emin değilim. Coinlist'ten çıktı galiba. Tabii Coinlist'ten çıktı. ve arkadaşlar yani çıktığı zaman flow da öyle, Solana da öyle. Piyasa bu kadar hareketli değildi. O talep yoktu bir kere. E şimdi Casper kaliteli proje deli gibi bir talep var alamadık. Öyle düşünün. Hiç bilmiyorum ya. Illivium'u ciddi ciddi bilmiyorum. Vet buradan kimse söylemez. Vet buradan alınır alınmaz diyemez yani yatırım tavsiyesi olur. Hani yasağın dışında büyük bir sorumluluk. Ama yani VET potansiyelli de bir Bitcoin'e işte mi gireceksin? Girmeyeceksiniz öyle oldu yani? VET'i buradan alsan stoplu alman lazım. Çok açık söyleyeyim. VET'i buradan alırsan. Çünkü Bitcoin bir anda kırdı 50 binin altına gitti. 45 bin 40 bin yaptı. Allah korusun. O VET met kalmaz orada. Yani coin kalmaz yani orada. Öyle söyleyeyim. Bitcoin için yani dedim e, şeylerle aynı. SFP. E, Oğuz gelsin, SFP'ye Oğuz baksın diye düşünüyorum. Şu an örnekten SafePal, SafePal güzel bir proje esasında. Onun arkasında da Binance var. Ee, onunla ilgili bir planları var. Bakın şu an aklıma gelmiyor. SafePal'la ilgili güzel bir planları var. Güzel bir proje. Mesela Binance'da her çıkan Launchpad SafePal kadar değerlenmiyor. Ben çıkar çıkmaz satıyorum. Çoğu proje düşer. SafePal öyle değil. Yürü de 10x yaptı ben sattığımdan beri. SafePal kaliteli bir proje. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Ee, 40 bin lira, hoş geldin Oğuz. 40 bin lira kaç dolar yapar? 6 binden düşük. Yok 8 bin değil mi şu an? 5 bin dolar yapar. Ee, 5 bin dolar, 500 dolarlık 10 coin yapılabilir. Yani çünkü riski daha çok dağıtmış olursun. Yani Ama 10 coin de çok riskli takip i̇ki, çok zor be. Boyarsın. Abi bende kaç tane var? Ha tabii ben bayağıdır buradayım. Bayağıdır aynı koyunları takip ediyorum Seninki ama. Seninki artık sepet değil ki tır tır doldurdun yani. Bakayım. Bakayım. Abi 20 tane hani değeri olan koyun var. 20'den sonra bakayım. 6 tane de başka koyun var. 4 koyun ise çok düşük. Onlar öyle hikaye yani. Ya Yok. En basitinden arkadaşlar benim 3500 dolar falan eden bir coinim bakın 3500 dolar ediyor 2018 e, ya da 2019 yazı ya 2018 2019 ya yazında 3500 e, dolar eden coinime ben düştükten sonra ekleme yaptım bayağı düştü ama anlatamam şu an ne kadar ediyor biliyor musunuz 90 dolar ediyor. Bundan bir hafta önce 27 dolar ediyordu. İşte böyle düşüşler de var. Bakın bu coin 3500 dolarken satmadım. Şu anda 90 dolar ediyor. Yani zararı siz düşünün. Dominansa ve e, Total 2'ye bakıyoruz ya biz sürekli. Şimdi buyback geri alın demek. E, buyback. E, mesela NAPEX'deki buyback. SEO kendi cebinden para verip piyasadan coin çekiyor. Fakat o coinleri ne yapacağını söylemedi. Sormama rağmen. Ne yapacak? Fiyatı belirlediği en zirveye geldiğinde de millete patlatacak onu. Çünkü 2018 yazında bunu yaptılar. Bir buyback'te ne olabilir? 2018 yılında gene NPX'in yaptığı, şirket parasıyla alınan, Ethereum'la alınan coinler yakıldı mesela. Bu da başka bir buyback. Yani geri alım demek ama geri aldıktan sonra ne yapacaksın ve hangi parayla aldın? Nedir? İşte e, piyasa e, dönerse o kaybettiğiniz 1 doları da toparlarsınız. Yani yarısını da rahat toparlarsınız ama hani coin'den coin'e atlamayacaksınız. Bir coin'e de hemen düşünmeden girmeyeceksiniz aklınızda olsun. Yani alt yani coin'deyseniz coin aslında diyorsun, bir gündür aynı duruyor. Alt coin'de e, şey He, sepet de yapmış olsaydın Doğan Akta, şu anda her türlü terste kalmış olacaktın yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var ethereum düşmüyor sana ne dedim 1.15 milyar dolarlık şey var opsiyon sözleşmesi o opsiyon sözleşmeleri long mu short mu yani bilmiyorum <laughs> İşte neye göre şey alıyorlar nasıl kar çıkacak mesela ethereum'da yarın bir hareket bekleniyor sırf o yüzden. Ama hareketin yönü tam bilinemiyor. Çoğu insan iyimser. Ben de iyimserim. Bakalım göreceğiz yani. Yani e, BTC paritesinde bu mumdan, 19 mumundan önceki iki mumda baya ciddi iğmeli bir artışı var. BTC paritesinde satın almışlar yani. %4 BTC paritesinde artışı var. Yani, ne, Piyasa bu kadar pek ters. %30 arttı dün öğlenden beri yani. Şu an %30 primli. 6000'den 79 bin hatta 87 bini gördü. Yavaş yavaş CZ'ye gene değiniriz Çiliz'e. Ee, e Ali Ceyhan sen zaten bir önceki yayında geldin. Senin için Çiliz yorumlaması yaptık. Bu total Sen mi? her yayına gidip yayınları da takip Şey mi yapıyorsun? Yani? Buradan Çiliz ne o? Propaganda nasıl mı yapıyorsun? Ee, NPX'e yönelik tam ayrıca güzellik salonlarımızda x cihazını kullanacağız. TR'de sayılışı. Nasıl başvurdunuz? Yani şimdi ee, ben biraz araştırdım. Bir tane de kuyumcu tanıdığım istedi de onunla konuştum. Benim iki takipçim de distriptör olmak istedi. Biri vazgeçmiş. Başka bir işe girmiş. Öbürünü bulamıyorum. <laughs> Kimdi hatırlamıyorum da. <laughs> ee, merak ediyorum çünkü yani çok potansiyel olan bir şey ve kuyumcularda ve telefon satıcılarında çok işe yarayacak bir şey. Yani kuyumcu oraya şey yazabilir. Kripto kabul ediliyor. Bir de kripto satışı. O çok önemli mesela. Yani post cihazında şimdi siz alıp post cihazı olarak kullanabilirsiniz. Kripto kabul edebilirsiniz. Ama kripto satmak için çok sağlam şey istiyor. Depozito istiyor arkadaşlar. BNB'yi bu yakın şey olaylarından sonra bekliyoruz. Hani güzel bir hareket bekliyoruz Nisan'da. Jül'de e, arkadaşlar hedefi düşürdük. Jül'de'ye habire değiniyoruz. Çünkü SEO'nun yaptığı hafif e, yalan şeyden dolayı biz biraz soğuduk oradan. Ve şeyde da farkında. Yani şuradan durmadan biraz şillemeye çalışıyor. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İşte airdrop bilmem ne. Onu bunu paylaşıyor. da şu an tedirgin çünkü. Coin değer kaybediyor. Bir de kaybetmek sebebini söyleyeyim yani gerçekten pazarlamaya için ayırdıkları paradan bir yerlere yollamışlar ne dedim size dün iki tane YouTube kanalı promosyonlu yayın yaptı çok yüksek takipçili bir telegram hesabı e, askmeneting yaptı e, bir tane de şey çekiliş yaptı çok yüksek takipçili Twitter Bunlar sırf Türk yani sırf Türk komünitesi zaten çok uylanırım ama her komüniteye yapıyorsa bunu işte nasıl diyeyim Hindistan Hindistan'da da yasaklanacak işte Avrupa'da bir ülke bilmem nere falan. O zaman çok sorun yok ama bu verdiği coinleri de adamlar tutmuyor arkadaşlar. Direkt çakıyorlar swap'tan ya da Gate.io'dan büyük ihtimalle swap'tandır. E fiyata o da baskı yapıyordur yani ve şimdi şaka maka yüksek takipçili YouTube hesapları ya da şeyler iyi talep ediyorlar reklam için. E yani nasıl diyeyim mesela 40 bin tane Jules'de aldığını düşünün. Bir satış yaptı ya da 10 bin tane aldı. Fiyata price impact'i çok yüksek oluyor. Dent çok garip gitmiyor abi. Dent'in nesi garip gidiyor? Batu yayındayız abi. Ona göre şey kripto yayınında. Özür dilerim. Yok estağfurullah abi. Sen nereden çıktın lan Batu? Oğlum bizim graf şeyleri kaydırmıştır bu. Görüntüler gitmiştir bizim. Aynen gitmiş. Batu çıktı lan odada. Özür diledi ve kayboldu çocuk. Çıktı mı ya? Batu'yla da konuşmak istiyorum. Ha yok olmuş hakikaten. Özledim onu da. <laughs> evet. E... Ee... Ya arkadaşlar. Şöyle ee... Bütün hepsine bir yukarıdan aşağı bakacağım ben birazdan. He bütün hepsine bakma ya çok, çok sorulanlara bak. Bakayım bana ne, sormuşlar mı? Twitter'da soranlara ayıp oluyor sonra. Sorunuz var mı diyorum. Dente bu sezon beklentiniz nedir? Güzel <laughs> <laughs> bak grafik olarak da yok bu. Kimse sormamış soru tamam. Yani burada sorulan şeyleri şey yapın ya nasıl diyeyim? Çünkü bir ton koyunu oluyor. Hem yorucu oluyor. Dilin damağına yapışıyor. Aynen. Yani benim 43 centten Joti alımım var. Satmadım. Elimde hala duruyor. Ee, uzun vadede ben böyle izliyordum. Ee, buradan sonraki main support'u da 33 cent civarlarıdır. 33 cent'e düşerse de e, kendim bir 33 cent 30 cent arasında ekleme yapmayı düşünebilirim. Buradan da aşağıya kırarsa yani 28 cent şu anda buradan buranın altındaki en yakın destek bir sonraki 28 cent'in altında da büyük ihtimalle stop olurum. E, oraya kadar düşmesi için de zaten BTC'nin büyük ihtimalle çok üzmesi lazım. Şu anda baktığınız üzere BTC ne yapıyorsa aynı hareketi yapıyor. Bu da buradaki tepelerini test etmiş oluyor. Buranın üstündeki kapanışlarda yine e, bu desteklerin üstünde hareketini yapacaktır. Buradaki diagonal'i kırması hoş değil. Jouti'nin. Anam ne oldu abi? Göremiyorum Jouti'den sonra. Ten seti bilmiyorum gerçekten ama sırf staking özelliği pek Mustafa, bir şey arkadaşlar. burada baş çavuşun eşeği yok yorumlu o zaman vesaire. Emir eri değiliz yani. Kim? Ee, evet o coinler Pundix karardan atam. Matic Engine. Onlar çok değerlendi ama sağlam projeler. Mesela yani Pundix kimine göre sağlam değildir. Kimine göre iyi bir projedir. Ee, şu anda zor. Hani bazı şeyler. Şu anda bir coin'e şeysiz girmek zor arkadaşlar. Yani BTC'nin hareketini beklemek lazım ya da giriyorsanız hep dediğim gibi stoplu gireceksiniz. Dentin projesi hep güzeldi ama artmıyordu. Dentin projesi şu anda güzel olmadı. Yani tahta yapıcının isteğiyle artıyor. Yoksa Dentin projesi her zaman bence mükemmeldi yani özellikle acem olayını tam ent entegre ettiklerden sonra kutumun NFT ile ilgili bir haberi olursa evet e devam eder, çok etki eder yani. Ee, yani burada bir coin inceleyeceksek hep beraber inceliyoruz. 50 kere arka arkaya spam yaparak başkasının yazdığının yukarıda kaybolmasına sebep oluyorsunuz. Ee, şimdi en yukarıda BNB görüyorum. BNB kendi elimde olduğu için bunlara daha rahat yorum yapıyorum. 29'da 229'dan benim e, alımlarım geldi. Ayrıca 201'de bir parti daha emrim var. Duruma göre, e, piyasanın havasına göre e, yani maksimum 214, 217 civarına düşeceğini görürsem e, buradaki emri ikiye böler burada ve burada olacak şekilde. 201 ve 217 civarlarında alım yapacak şekilde emri bölerim. Bu tamamen benim kendi stratejim. E, kendi incelediğim şekilde böyle. E, 197 doların altında da günlük kapanışta tüm BNB'lerden stop olurum. Kendim. Ama dediğim gibi e, JOTİ'de de aynı şekilde oralara inmesi için BTC'nin çok 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 ters bir hareket yapması lazım. Diye düşünüyorum ben. OneCoin çok fazla gördüm. Harmony vanı dün yorumladık. Şuradan kriptoyu seçelim. Ee, ta buradan gelen bir tepe diagonalı var. Ama kuzenim arıyor. Bekleyin. Neden yüksek stake oranı verir? Zaten o coinlerin stake oranı yüksektir. Binance pool açmıştır ee, ya da master node kurmuştur mesela Tomo'da. Ee, Tomo'nun mesela stake geliri şu anda 4 falan ee, pullarda 15 falan ee, Binance oradan size %4 vermez %2 verir mesela. Ee, başka coinlerin de işte e, Vetin işte nasıl diyeyim şu an Ethereum'un çünkü Ethereum'da artık stake denebiliyor ya Proof of Work ve Proof of Stake beraber çalışıyor. O yüzden e, kendisi zaten bir stake geliri kazandığından o stake gelirine göre size pay dağıtıyor arkadaşlar. Bu sayede de hem kendi borsasından çıkmasını istemiyor. Oradan da ekstra şey kazanıyor. Ayı sezonunda BNB 10 dolara kadar düşebilir mi? Her şey olabilir yani. Bitcoin 3000 dolara indiyse e, iki kere o da inebilir. Yani ben pek ihtimal vermiyorum ama olabilir. Yani bu piyasada olmaz diye bir şey yok ki. Şu Gate.io'da HODL et kazanda HODL et kazan pul gibi değil. Hodl et kazan bazı coinler işte staking gibi. Onlarda stake edebiliyorsunuz. VIP olmanız gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum. İzole marjini Oğuz'a soralım. Yapabiliyorsa yapsın. İzole marjini direkt bürmeği. göstereyim burada ana sayfada. Arkadaşlar bakın şimdi eğer ki Binance kullanıyorsanız burada izole ve çapraz seçenekleri var. Bu ne demek? Bakın benim şu anda izole marjinde pardon marjin bakiyemde vadeli işlemler Vadeli işlemler Futures ayrı bir de marjinler var. Marjinler ayrı. Vadeli işlemlerde siz kaldıracınızı burada kendiniz seçiyorsunuz. Futures diye geçiyor bu. E, buradaki cüzdanınızı e, 150 dolarlık cüzdanınız var. E, bunu transfer ederek yapıyorsunuz. İşte buradan transfer ediyorsunuz. Spot'tan e, Futures'a vesaire gibi. Ee, eğer ki çok deneyimli değilseniz sizi burada üzerler. Üzmeyi bırak, ağlatırlar. Çok şanslı olmanız lazım. Hiçbir şey bilmeden futures'ta kazanmak için. Hani o anda böyle piyasa döneceksiz de e, long pozisyon açmış olacaksınız vesaire. Şimdi izole marjin nedir? Cross marjin, çapraz marjin nedir? Şimdi izole marjinde e, bu yine cüzdandan örnek vererek gideyim. 100 dolarlık bir işlem açtınız. E, bu 100 dolarlık işlemi 5 kaldıraçla açtınız. Sizin işlem büyüklüğünüz burada yazacak o. İşlem büyüklüğünüz 500 dolarlık olmuş oluyor. 500 e, 5 kaldıraçla 100 dolarlık iş e, sizin marjininiz var. 5 kaldıraç 500 dolarlık işlem büyüklüğünüz var. Şimdi siz oraya 100 dolar ana para sağladınız. Evet. 500 doların yüzde kaçı zarar ederse 100 doları tamamen keser e, bu aradaki servis sağlayıcı yani Binance. 500'ün yüzde 25'i, yüzde 20'si 100 dolar. Eğer ki siz yüzde 20, bakın totalde yüzde 20, eğer ki yüzde 20 zarar ederse o pozisyon kaldıraçla birlikte bunu unutmayın bakın. Yani normalde coin %4 düşerse sizin 5 kaldıracınız olduğu için %20 zarar etmiş olursunuz. Ve 100 dolar zaten maksimum sağlayabildiğiniz için 100 dolara gelmeden likide eder zaten onu. 98 civarlarında. Bundan önce size bir mail yollar likidasyondan önce. Der ki bu, bu pozisyonunuzun marjin seviyesi çok riskli. Ya ekstra marjin yükleyin hesaba ya da işleme. Ya da işlem stop olacak der. Pardon stop olacak de demez. Likide olacak. Yok <laughs> olacak. Gider. 100 dolar arazi yok. Bir daha size gelmez. E, Cross'da ise şöyle bir şey var. 100 dolarlık girdiniz. 50 dolar daha var. 500 yine aynı örnekten gidelim. 500 dolarlık bir işlem açtınız. 100 dolara 5 kaldıraçla 500 dolarlık işlem açtınız. Şimdi hem o 100 doları alacak. ...hem de artı 50 doları alacak. Bu durumda %27, %28 falan oluyordur totalde ee, oradaki zarar. Sizin işleme girdiğiniz 100 doları artı buraya attığınız bakiyedeki 50 doları da likidasyonda alır. Tamamen kapatır. Burada koskocaman bir sıfır görürsünüz. Eğer ki cross, çapraz giriyorsanız. Bu yüzden ben nasıl kullanıyorum? Futures'ı çok çok az kullanıyorum... 3 yıldır ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum lakin hala adam akıllı Futures kullanamıyorum. Ben izolemi açıyorum. Direkt açtığım anda zaten ben işleme girmeden önce bakıyorum destekte mi destekte. Desteğin ne kadar altına stop koysam patlamam dedim ama kaç kere patlattılar benim stopumu. Ee, ne kadar koyarsam patlamam, bu kadar koyarsam patlamam. Ya da ne kadar risk beni üzmez? Risk yönetimi vesaire giriyor bunun işin içine. Ee, koyuyorsun stopunu. Ben direkt izola marjin açtığım anda burada pozisyonlar kısmında işlem gözüktüğü anda burada kar al, zarar durdur diyor. Ona tıklayarak bütün değerimi kar TP'mi ve zararı durdur stop loss noktamı direkt koyuyorum. Haberiniz olsun kapı çaldı geliyorum. Airdrop'lara arkadaşlar şu ara katılmıyorum. Çünkü piyasa çok hareketli ve o kadar çok şey takip ediyoruz ki ICO'dur, elimizdeki coinlerdir. işte o coinden o coine geçtir, ee, nasıl diyeyim fırsatlardır. O yüzden ama ee, ayı sezonunda deli gibi katıldık yani. Ya yani en son kazandığım airdrop'ta elimde Julde tuttuğumdan çok yüksek miktarda geldi. Bir o var. Onun dışında hani airdrop olarak pek katıldım işte yok cüzdan adresinizi yazın eskiden o vardı yani cüzdan adresinizi yazın işte şey yapın öyle değişik coinler geliyor. Aynen o yüzden hani şu aralar pek girmiyorum çok da gözüme gelmiyor eskiden çok dikkatimi çekerdi. Yani fark ettiyseniz piyasa şu an iyi olduğundan yani şu 2-3 günü saymayın e, trade ya da şey işte ilk şey kovalıyorsun yani ilk kovalıyorsun işte bir fırsat kovalıyorsun NFT defi projelerinden ne çıkar onları yapıyorsun. Evet bayağı elimde uzun süredir hodularda da mesela orta vadeli yatırımlar da oluyor. Yani KK işte bir e, 1.10'da girmeye başlayıp işte 2.10 en son 2.80'den aldım ortalama 2.10'a düştü. Orada tuttum. E, Bekte de, de aynı şekilde mesela. Yani böyle o fırsat gördüğünüz zaman atlıyorum. Mesela Jules'de de bir fırsattı ama yani şu an bana kazandırması aldığım fiyatın altına olsa bile şu an bana 3x yaptırmış durumda. O da staking geliri çok yüksek genişte ben bayağı biriktirdim. Aynısını kekte de yaptım ben. E staking geliri yüksek olduğundan şu an ben gerçekten şeyde Jun Swap'ta güzel geldim. Bir de bu değerlense yani en azından zirvesi olan 80 sente falan gitse bana gerçekten çok güzel bir para kazandırabilir. Bakalım yani piyasa döndüğünde, BNB döndüğünde bunun da ben hareketleneceğini bir de Binance haberi ile iyice yürüyebileceğini düşünüyorum. Binance haberi falan şu ara gelmese iyi olur. Çünkü Binance haberi gelse bile bu piyasada ya da bu değerde buna pek etki etmez. Yani bir BSC coinlerinin, DeFi coinlerinin bir FOMO oluştuğu anda gelmesi lazım bu işin. Öyle söyleyeyim size. Airdroplar güzel kazanç sağlıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Sırf airdroplarla çok güzel portföy yapılabiliyor. Yani Zaman, şu ana kadar toplam aldığım airdropları düşününce geçen sene o bu piyasada kullansaydım o airdropları yani portföyüm şu an aynı olurdu o kadar ee, 50 ma'nın üstünde kapatması lazım arkadaşlar 50 ma'nın üstünde yani 50 ma çok önemli hep dile getiriyorum gerçekten çok önemli 50 ma'nın üzerinde kapatırsa başka şeyler yaşarız gibi düşünüyorum ama mesela şeyde ne yapmış 50 ma'nın tam üstünde kapatmış ee, siz söyleyin. 27 Ocak'ta. Sonra açılışı 28'de yapıp O anla yükselmeye başlamış. Ben böyle bir hareketi 2 aydır bekliyorum zaten. Hep diyorum ya 50 MA gelmeli, 50 MA gelmeli. Bakalım aynı hareketi yapabilecek mi? Yapacak mı? Öyle bir şey. Ya arkadaşlar gece bir daha yayın açacağız. Yani birazdan kapatalım. Vallahi ee... ben geldim de. E, ben gitsem iyi olacak. Şimdi ev kalabalık Aynen, hayır. oldu. Zaten kapatalım şey gece 3'te şu Casper'da yapmaya çalışırken arkadaşlar hani almaya çalışırken alamayacağız büyük ihtimalle. Hem yayın açarız. Uyanık olan arkadaşları bekleriz. Gece dün saat sabah 5'te bile bayağı insan vardı yani maşallah. E kripto şeyi uyumuyor. Öyle düşünün. Ben de birkaç saat uyuyayım. Hem 3 mumunda hem de Casper şeyinde uyanık olayım. Öyle. Görüşürüz. Saat tekrardan kendinize bir, iyi bakın bir, arkadaşlar. 1 1 gibi açar mıyız? Sen ara beni. Okey. Hazır Tamam. Ee, Twitter'dan takip edip oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oradan Görüşürüz duyuruyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kısa dedik. gene bir saat olmuş. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.